Arkadaşlar. Erdem buraya, Erdem buraya, buraya, buraya. Hanımefendi protokol burada. İnşallah. Şuradan orada. Arkadaşlar. Ben sizin sesiniz olmak için gezdiğim için. Evet. Soru sorarak anlamaya çalışıyorum. İlaç sorunlarımız var. Mesela ben klinik hastasıyım. Benim ilacım yok. Ben nereden bulacağım? Karaborsada ilaç alıyorum. Abiciğim. Tamam mı? Tamam. Ağlasın. Biraz soluyor. Ben de buraları özledim. Hadi buyurun. Çıkalım. Çıkalım. Aa, iyiyim. Sen nasılsın? Arka verilmesi lazım. Demek ki maaşlarına geçim zor. Çalışamıyoruz zaten. Ne kadar alıyorsunuz? Ben 4000 lira kadar alıyorum işte. Evet. Yüksekokul mezunuyum. Lise mezunu olsak tabii daha az. Sayın Genel Başkan. Bunların verilmesini olur, tekrarlayalım. Dillendirin, doğru. Tamam. Başkan aldık, teşekkür ederiz. Sağ olun. Boş hareketleri yapmayın. Yani evet, bir şey aldım ben, aldım da bir daha aldım. Gerçekten çok, var. Çok şükür var, evet. Yani şimdi 13 uçakla gezilir mi dedim ben. Hayır dediler, 13 değil, 9 uçakmış. Biz hep yani, sizin arkanızdayız. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Günah ya. Tabii. Evet. Kıbrıs'a 7 ayrı uçakla gidildi. Bak, biliyorum. Benzini var, şusu var, busu var. Zaten 3-4 gündür şimdi gündem, biliyorsunuz CNN Türk'te, Habertürk'te sözde Cumhurbaşkanı. Sözde o niye söylendi laf ama milletin daha çok aciliyetli önde çıkacak şeyleri bak, var. O bir gündem yunyuma. Değiştirme yani. O bir yunyuma. Evet. Atıyorlar, kedilerin ayağına atılır. Evet. Ondan sonra uğraş dur. Şimdi evet. Bir... Önce FETÖ'cü olunuyor. Bir dön, yani bir hafta sürer. Evet. Ondan sonra FETÖ'cülük biter, şey olur. Darbeci olunuyor. Üç, hain olunuyor. Evet. Şimdi sözlerimiz çıktı bir tane. Evet. O şekilde. Ama bu arada siz konuşulmuyorsunuz. Evet. Esnaf konuşulmuyor. Evet. Yani buraya gelip kredi kartıyla bir şey alıp yok, sonra yani gidip başka bir yerde onu bozduran gençler konuşulmuyor. Çok fazla. Yaşlılar konuşulmuyor. Tencere kaynatamayan o işte hanımlar konuşulmuyor. Arkadaşımın oğlu mühendis evde yatıyordu. 10 milyar 15 milyar kiralar nasıl olacak bu? 750 lira verse mi vermesin? Evet, aynen. Yani başkanım, arkadaşımın oğlu mühendis 3 yıldır 4 yıldır okulu bitirdi. Buyurun. Çocuk intihar etmeyi düşünüyor. Annesine sürekli gündeme getiriyor. Allah korusun. Yani bulamıyor, bir iş bulamıyor, çalışamıyor. Ben de öyle. Lütfen bunları gündeme alın. Genel başkanım. İsmini alıyorum. Sen bir git, o çocuğun şeyini. Aşı olacağız elbette. Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu oldu. Orada bir sorun yok. Fakat aşıyla ilgili insanlar endişeli. Dolayısıyla vatandaşın aşı olma meselesinin çok açık, net bir şekilde kamuyla paylaşılması lazım, kamuoyuyla. Bir şey daha sizin aracılığınızla söyleyeyim. Yani bakanlar olur, vatandaş bakar, yani olmasın. Şey, aşıyı var ya, bakan olur, vatandaş da bakar hale gelmesin. Özellikle bakın, esnaf geziyoruz. Onların çalışanları dolmuşla, minibüsle ve toplu taşıma araçlarıyla geliyor. Fabrikalara aynı şekilde. O insanların behemehal ve ücretsiz aşılanması lazım. Aşı konusu çok hassas ve kamuoyuna her bir safhasının anlatılması lazım. Ne zaman başlayacak? Ne zaman olacak? Dozlar ne zaman? Tabii bizim mesela bir hekim milletvekili arkadaşımız Sayın Çıray, dün kendisiyle konuştuk. Aramış, kendisine şey verememişler, aşıyla ilgili randevu vermemişler, tüm, yani telefonda konuştuğumuzda. Dolayısıyla bu tür hikayeler duyuyoruz, sıradan vatandaş ne yapacak? Onun için en önemlisi bu. Anlaşılıyor ki yani partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı, çok manidar. Bütün yargıyla işi olan, gücü olan insanlara bu konuda inşallah örnek olur bu hızlı karar verme işlemi. Diğer taraftan hatırlarsınız, Sayın Bahçeli'nin bir hızlı yargılama, çok uzun süre tutukluların doğru olmadığına dair bir beyanatı olmuştu. Demek ki yargı Sayın Bahçeli'nin bu ortaya koyduğu tavrı doğru bulmuş. Ben de kendisine katıldığımı söylemiştim o zaman. Şimdi birincisi bu.
Ama bu arada çok uzun süre dava açılmış, ifadesi alınmamış partimizde ben başta olmak üzere insanlar var. 5 yıldır benim bir davam var, sürüyor. Darısı onun başına. Şimdi il başkanımızın kendi kendine müracaatı var. Orada da demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş. O yargılamanın da çok hızlı, o soruşturmanın da çok hızlı olabileceğine dair bir örnek bu. Çok ilginç geldi bize. İnşallah bütün yargılamalarda aynı şey olur. Efendim, evet. Ne olacak peki? Süreç tekrar mı başlayacak? Bilemem onu. Bilemem. Onu bilemem. Bakın şimdi biz esnafın gezdik. Siz de hep beraber gezdik. Bize bugün burada aşıyı soran oldu. Gülşah biliyor ama yani o endişe sahibi olduğu için, ama onun dışında siyasi partilerin iç bünyesindeki hiçbir konuda bir soru soran esnaf olmadı. Bir müşteri olmadı. Daha ilginci FETÖ'cü, hain, darbeci, en son sözde meselesi üzerine de bir soru soran olmadı. Kaç gündür geziyoruz? Bu ikinci gün. Bir soru soran olmadı. Dolayısıyla biz kendi iç bünyemizdeki meselelerle vatandaşımızın meselelerini örtmeyeceğiz. Su yolunu bulur.